Böbrek yetmezliğinin en değerli tedavi yöntemi böbrek naklidir. Bunun için hastaların uygun bir organ nakli merkezine gidip nakil ile ilgili daha detaylı bilgi almalarını öneririm. Fakat hemolizdeki bir hastanın nakil olabilmek için dikkat etmesi gereken en önemli konuyu hatırlatmak istiyorum. Özellikle hastaların kan ve kan ürünü alması durumunda ileride bağışıklık sisteminin insan dokusuna karşı duyarlanması sebebiyle böbrek nakli olmalarını tehlikeye atacak durumlar oluşabilir. Onun için hemodiyalizdeki hastaların kan ve kan ürünü almamak için uygun şekilde tedavi, etmeli, tedavi olmaları büyük önem taşır. Böbrek yetmezliği hastalarının en önemli, en sağlıklı tedavi şekli bugün için böbrek naklidir. Böbrek nakli sayesinde hem daha sağlıklı hem de daha uzun yaşamaları mümkün. Keşke olanağımız olsa tüm hastalara böbrek bulabilsek ve nakil yapabilsek. Böbrek nakli olacak hastaların iki tane seçeneği var. Kadavradan ya da canlıdan böbrek nakli olabilirler. Kadavradan böbrek nakli dediğimiz zaman beyin ölümü olan bir kişiden ...kazanılan organların nakledilmesini anlıyoruz. Kadavradan böbrek nakli olmak için hastalar ulusal bekleme listesine giriyorlar... ...ve bu sayede devletin belirlediği listelerde kendilerine böbrek çıkacak olursa nakil olabiliyorlar. Ülkemizde 50 bine aşkın böbrek hastası var ve 15 bine aşkın kişi de kadavra listesinde bekliyor. Bizim ne yazık ki kadavradan nakil yapabilme oranlarımız 500'ler 600'lerle sınırlı. Onun için ister istemez daha önemli bir kaynak canlıdan böbrek nakline kayıyor. Canlıdan böbrek nakli dediğimiz zaman böbrek hastalarının sevdiği yakınlarının böbrek vermesi ve bu sayede nakil olmayı anlıyoruz. Canlıdan böbrek naklinde hastanın akrabaları hastaya böbrek verir. Bunun için 4 derece akrabalık gereklidir. Yani kişinin eşi böbrek verebileceği gibi yeğeni, kuzeni de verebilir. Eşinin kardeşi ve bu geniş yelpazede 4 derece akraba grubundan bir kişi kişiye böbrek verebilir. Eğer 4 derecenin daha ilerisinde akrabalık ilişkisi var ya da çok yakın arkadaşlarsa etik kurullarda değerlendirilerek nakil olunması söz konusu olabilir. Böbrek nakli olmak isteyen ve bir organ nakli merkezine başvuracak hastalar sadece bulundukları bölgedeki merkezlere değil, Türkiye'deki her merkeze başvurabilirler. Gene bu merkezlerde değerlendirmeleri ve nakille ilgili tetkikleri, taramaları yapılabilir ve burada nakil olabilir. Daha sonraki dönemde de gene bu merkezlerle bulundukları şehirden takipleri sağlanabilir. Böbrek nakli olmak isteyen hastalar bir organ nakli merkezine başvurmalıdır. Burada daha detaylı bilgi alabilirler, nakille ilgili daha iyi değerlendirilebilirler. Hangi organ nakli merkezine başvurma kararı verilirken bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekir. En önemli konuysa başarı oranıdır. Artık gelişmiş merkezlerde %95'in üzerinde 1. yıl sonunda ve %85'in üzerinde 5. yılda başarı oranları sağlanabilmektedir. Bunlar çok değerli, çok kıymetli başarı oranlarıdır. Organ nakli merkezini tercih ederken dikkat edilecek bir diğer konuysa ileri ameliyat tekniklerinin o merkezde kullanılıp kullanılmadığıdır. Artık bugün için tüm gelişmiş merkezlerde standart bir yöntem laparoskopik olarak böbreğin çıkarılması yani kamera kullanarak böbreğin verici olan kişiden, yakında böbrek bağışlayan kişiden küçük ameliyat kesileriyle çıkarılmasıdır. Bir diğer önemli konuysa hastaların Organ nakli merkezi seçiminde maliyeti de hesaplamaları gerekmektedir. Bugün için pek çok merkezde artık fark alınmadan böbrek nakli ameliyatı yapılabilmektedir. Ama çok önemli bir maliyet konusu da hastanın daha sonraki dönemde takibi ile ilgilidir. Daha sonraki dönemde hasta sık sık kan vermekte ve daha önemlisi bir sağlık problemi olduğu zaman yatırılarak tedavi edilmesi gerekmektedir. Hastanın maliyet konusunda tercih edeceği merkezde hastanın uzun yıllar takibinin yapılabilmesi ve gerektiği zaman yatırılarak da tedavisinin hastaya ciddi maliyetler gerektirmeden sağlanması oldukça önemli bir konudur. Biz tüm bu faktörleri kendi merkezimizde sağlayabildiğimiz için bundan çok çok mutluyuz.